Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bu videoyu 8 rakam ve sayısı, 100 rakam ve sayısı ve 800 sayısı kullanımı için hazırladım. Arapça bilenler için, çünkü sayıların normal temel kullanımları var. Onlar üzerinde fazla efendim yoğunlaşmayacağım. Efendim öncelikle 8 sayısından başlıyoruz. Daha sonra 100 sayısına, daha sonra da 800 sayısına geçiş yapacağız. Biliyorsunuz 8 sayısı 3-9 arası diğer rakamlar gibi madduduna özellik ve manası açısından aykırı gelir. Ters gelir. Ters oranda olur. Yani mesela kalem, 8 kalem diyeceksek, kalem müzekker olduğu için 8 rakamının soruna tayin merbuta getiririz. Eğer oda diyeceksek, oda müennes, o zaman 8 sayısı tayin merbutasız gelir. Yani madut müzekker için tayin merbutalı semaniye, madut müennes olduğunda ise tayin merbutasız semani sözcüğü kullanılır. Tayi merbuta aldığında normal isimler gibidir. Hiçbir problemi yok. Yani hamsetun kelimesi tayi merbuta alıyor. Evet. İşte onun gibi kullanılır. Ama semani kelimesinde problem var. Niçin? Çünkü i sonu i. Yani kesreden sonra y geliyor. Kesreden sonra y gelen sözcüklere biz efendim mankus isim diyoruz. O zaman öncelikle mankus isimlerin kullanımlarını hatırlamamız gerekiyor. Çünkü semani'nin kullanımı direkt onunla bağlantılı çoğu kere. Efendim. Şimdi mankus isimlere geçelim. Mankus isimler mesela kadi mankus bir isimdir. Şey kesildi. Elektrik hafif. Efendim, mankus bir isimdir. Elektrik kesiliyor inşallah. Kayıt devam ediyordur. Kadi. Efendim, bu mankus isimlerin bazı durumda sonundaki y'yi kaybetme durumları söz konusu. Sonra bu y'nin bazen hareket alıp almaması söz konusu. O yüzden Arapçada isimler efendim dört gruba ayrılmış. Tüm isimleri tek bir hamlede inceleyemeyeceğimize göre efendim bir sahih isimler efendim diğer üçü problemli mutel isimler. Bunlar da mankus isim, maksur isim ve memdut isim diye üçe ayrılıyor. Toplamında dört grup isim var. Kadi, kesra artı y ile bitenlere mankus diyoruz. Feta ve Elif-i Maksura ile bitenlere maksur isim diyoruz. Elif artı Hemze ile bitenlere memdud isim diyoruz. Şimdi biz mankus isimlerden bahsedeceğiz. Bu kadıyı tabi burada yanlış yazılmış çünkü el takısı almamış, muzafer olarak gelmemiş. Bu gibi durumlarda ref ve cer halinde şu y'si düşer. Efendim ama ben ismi göstermek için burada y'yi yazmak durumundayım. Şimdi bakınız bu mankus ismin efendim kullanımlarına. Efendim bir isim merfu, mansup ya da mecrur gelir. Dördüncü bir hali yok. Bir isim el takılı gelebilir, el takısız gelebilir. Yani isimlerin üç tane kullanım hali var. Bir, yalın hali. İşte el takısı almadığında, muzaf olarak gelmediğinde biz yalın hali diyoruz. İşte yalın halinde mankus isim merfu, mansup ve mecrur durumda şu şekilde kullanılır. Cegadin. Bakınız ref durumunda. Çünkü fiil fail bir kadı hakim geldi. Bir de harfi cerden sonra kullanalım. Sellem tuala gadin. Bakınız y'ler düştü. Yani gadin derken fail olduğunda damla alması harfi cerden sonra geldiğinde ise kesr alması gerekiyordu. Ama şu y düşünce
harekeleri alamadı. O yüzden failken kadin, kadin dediğimizde fail merfu bitammetin mukadderatin alel ye'il mahzufeti. Düşmüş ye'nin üzerinde takdir edilen bir dammeyle merfudur şeklinde irap yapılır. Harfi cerden sonra da aynı durum söz konusu, yani mecrur olduğunda kadin burada mecrurdur ama mecrurluk alameti ye düştüğü için gösterilemiyor. Efendim bunun aslı ala kadiyin şeklinde mecrur bi kesretin mukadderetin alel ye'il mahzufeti, yani düşmüş ye üzerinde takdir edilen bir kesrayla, mukadder bir kesrayla işte mecrurdur diyoruz. Fakat yalın halde ref ve cer durumunda bu ye düşerken nasb halinde düşmüyor. Ra'ytu kadiyen. Çünkü bu mankus isimlere damme ve kesra ağır geliyor. Telaffuz edilmiyor. Ama mansupken feta ağır gelmiyor. O yüzden açıkça bu harekeyi alıyor ve ye düşmüyor. Ra'ytu kadiyen. Bir kadıyı gördüm. Ce'e kadin, bir kadı geldi. Ra'ytu kadiyen, bir kadıyı gördüm. Sellem taliha kadin, bir kadıya selam verdim. Şimdi bu kadi kelimelerini el takılı hale getirirsek ne olur? O zaman düşmüş olan bu ye geri gelir. Ama efendim ref ve cer durumunda kesrayı yine almıyor. Takdir ediyoruz. Cel kadi, sellemtu alel kadi gibi. Cel kadi deyince fail merfu bi dammetin mukadderatin alel ye. Sellemtu alel kadi dediğimizde harfi cerden sonra geldiği için mecrur bi kesretin mukadderetin aleliye denilir. Ama mansup olduğunda feta ağır gelmediği için ra'ytul kadiye deriz. Peki yukarıda tenvin aldı. Aşağıda efendim el takılı isimler tenvin almaz. Ama mansup gene fetayı alıyor. Gördüğünüz gibi. Bir de muzaf yapalım. Efendim muzaf işte tamlanan demek. Muzaf el takısı almaz, tenvin de almaz. Şimdi yani ye düşmez. Zaten kadi mankus ismin ye'sinin düşmesi için yalın halde olması lazım. Ve yalın halen ref ve cer durumunda. Fakat bu ye yine ref ve cer alametini almıyor. Takdir edeceğiz. Ama nasb durumunda fetayı alıyor. Ce kadil mahkemeti. Sellemtu aleyhe kadil mahkemeti. Buradaki C dediğimizde kadi merfu bi dammetin mukaddera. Sellemtu aleyhe kadil mahkemeti dediğimizde buradaki harfi cerden sonra gelen kadi mecrur bi kesreti mukaddera olur. Ama mansup olduğunda fetayı açıkça alır gördüğünüz gibi. Efendim burada semani kelimesi bakınız kadi ile semani birbirine tamamen benziyor. O yüzden ikisi de mankus isim. O zaman C buraya mesela kadi yerine semani kelimesini getirecek olsaydık şöyle derdik. Ce semanin, ra'ytu semaniyen, sellemtu ala semanin, ce semani, ra'ytu semaniye, sellemtu ala semani, ce semani'l mahkemeti, ra'ytu semaniyel mahkemeti, sellemtu ala semani'l mahkemeti. Şimdi özetliyoruz. Yalın halinde ref ve cer durumunda ya düşürülür. Bir önceki harfin harekesi kesr üzerinden tenvinlenir. Kadin, zemanin harekesi takdir edilir irab durumlarında. Tabi ref ve cer durumunda. Nasb durumunda ise harekesi açıktır. Ya düşmez, feta üzerinden tenvinlenir. Kadiyen gibi. 2 ve 3 nolu örneklerde yani el takısı ya da muzaf olduğunda ya harfi düşmez, aynı zamanda tenvin almaz. Çünkü el takılı ve muzaf haldeki isimler tenvin almazlar. Ref ve cer durumunda harekeler yine takdir edilir. Çünkü damme ve kesra mankus isimlere ağır geliyor. Ama nasb durumunda harekesi yine açık, feta telaffuz edilir. Şimdi semaniye kelimesine tekrar dönüyorum. Efendim semaniyetun, hamsetun gibidir. Sahih isimler grubuna girer ve
damme ile merfu, feta ile mahsup, kesre ile mecrur olur. Talibun gibi. Talibun, taliben, talibin. Semaniyetun, semaniyeten, semaniyetin. Hiçbir problem yok. Biz semani üzerinde duracağız. Mankus isimler gibidir. Az önce mankus isimlerinin özelliğini anlattık. Efendim, mukadder bir damme ile merfu olur. Mukadder bir kesra ile mecrur olur. Ama açıkça telaffuz edilen ve yazılan feta ile mansup olur. Yani harekesi merfu ve mecrur iken görünmez. O yüzden takdir edilir. Çünkü damme ile kesra mankus efendim isimlere ağır gelir denilir. Şimdi örneklendireceğiz. Önce kolay efendim problemsiz tay merbutalı olan 8'e bakalım. Ce'e temeniyetu müderrisine. Bakınız temeniye tay merbutu aldı. Niçin? Saydığımız öğretmen müzekker. Ters orantılı geliyordu ya mühennesik müzekkerlik açısından. Bu arada 3 ile 10 arasında sayılan çoğul ve mecrur olur. Efendim onu da belirtmiş olayım. Ce'e temeniyetu müderrisine. Burada tay merbuta geldi. Fiil niye müzekker oldu diye düşünmeyiniz. 8 erkek öğretmen bak 8 erkek öğretmen diyorum. Yani burada fail müzekker. O yüzden fiili de müzekker sayıyoruz. Ra'aytu semaniyete müderrisine sellemtu ala semaniyeti müderrisine. Bakınız 8'e damme, feta, kesra alıyor. Sahih isimler gibi özel bir kullanımı yok. El takısı almış ya da muzaf olduysa el takısı ve muzaf olan isimlerin özelliğini taşır. Yani temin almazlar. Teminler biliyorsunuz sadece yanın isimlere gelir. Bakın sürekli tekrarlıyorum. Efendim. Mesela yanın halde bakalım. Az önce muzaf örneğine verdik. Semeniyet-i müderrisine bu isim tanıması. Muzaf muzafın ile. Şimdi yanın olarak getirelim. Ce'e semeniyet-i minel müderrisine. Öğretmenlerden 8 tanesi. 8 öğretmen geldi. Ra'aytu semaniyeten minel müderrisine. 8 öğretmen gördüm. Sellemtu ala semaniyetin minel müderrisine. 8 öğretmene selam verdim. Bakınız yanın halde temin aldı. Damme, feta, kesrayı açıkça görebiliyoruz. Efendim atıf grubunda da herhangi bir problem yok. Ce semaniyetun ve işrune müderrisen. 28 öğretmen geldi. Ra'aytu semaniyeten ve işrine efendim müderrisen efendim burada fazladan bir şey yazmışız. Tamam şimdi sildik görmediniz inşallah. Semaniyete ve işrine müderrisen sellemtu ala semaniyetin ve işrine müderrisen. Herhangi bir problem görmüyorsunuz. İlkinde 28 öğretmen geldi. İkincisinde 28 öğretmen gördüm. Üçüncüsünde 28 öğretmene selam verdim. Efendim 11-19 arası sayılara geçelim. Yine herhangi bir problem olmadığını göreceksiniz. C-Semeniyete aşara müderrisen. Burada semeniye bakınız. Nerede gelirse gelsin. 3-9 arası rakam. Her zaman sayılana mühendislik müzekkerlik açısından ters orantılıdır. İster 8 öğretmen deyin, ister 18 öğretmen deyin, ister 28 öğretmen deyin. Orada 8 rakamı öğretmene hep ters orantılı gelecektir. Burada erkek öğretmenden bahsettiğimiz için 8 tay-i marbuta almıştır. C, semaniyete aşara müderrisen. Ama burada bilmemiz gereken 11-19 arası sayılar efendim mebni sayılar oluyor. O yüzden fail durumunda, meful durumunda, harfi cerden sonra geldiğinde de her iki cüz efendim feta üzere mebnidir. C, semaniyete aşara müderrisen, 18 öğretmen geldi. Ra'aytu semaniyete aşara müderrisen, 18 öğretmen gördüm. Sellemtu aleyha semaniyete aşara müderrisen, 18 öğretmene selam verdim. Farklı okuma şekilleri gördüğünüz gibi efendim yok. Şimdi 800 derken şuradaki 100 sözcüğü müennes ve 800 derken 108'in temizi madudu. 8 neydi madduduna ters orantılı gelirdi. 100 müennes ise 8 müzekker efendim gelecektir. Yani tay marbutusuz gelecek. O zaman 8 mankus isim oluyor. O zaman mankus isimleri baştan ele alalım. Oraya kadar semaniyetu kelimesinde herhangi bir problem
Yok. Şimdi problem başlıyor. Semâni kelimesi mankus isim olup ref ve cer durumunda mukadder harekelerle irab edilir. Nasb durumunda ise fethası açıkça görülür. Cet semâni müderrisâtin burada ref durumunda dammesi gözükmüyor. 8 bayan öğretmen geldi. Burada semâni kelimesinin müzekker oluşu sizi şaşırtmasın. Efendim bu bayan öğretmenlerden dolayı tayin marbutasız geldi. Toplamında 8 bayan öğretmen. O yüzden fiilimiz müennes oldu. Geldi. Raytu semâniye müderrisâtin 8 öğretmen gördüm. Bakınız burada 8 mankus isim fetha aldı. Fetha ağır gelmiyor çünkü onlara. Ama cer durumunda yine kesra ağır geliyor. Takdir edeceğiz. Sellemtu alâ semâni müderrisâtin. Evet, takdir edeceğimiz yerde ye gözüküyor. Kesradan sonra ye uzatıyoruz. Semâni müderrisâtin. Efendim isimlerinin el takılı, muzaf ve yalın olmak üzere 3 tane hali olduğunu söylemiştik. Burada da muzaf olarak gelmiş. Muzaflar biliyorsunuz yaygın kullanım el takısı almazlar, tenvin almazlar. Efendim ikil çoğunluğunu almazlar. Evet, ref durumunda ve cer durumunda yalın haldeyken düşer. Şimdi bunu örneklendireceğiz. Yukarıda muzaf halde. O yüzden ye düşmedi. El takılı haldeyken de düşmez. Yalın haldeyken düşecek. Örneğin semenin kelimesi kadin örneğinde olduğu gibi cehet semenin minel müderrisati efendim 8 bayan öğretmen geldi derken semenin kelimesi izafet terkibine girmemiş. Önünde el takısı yok. Yalın halde. O yüzden ref ve cer durumunda ye'si düşer. Mukadder harekelerle irab edilir. Semenin mahsuf ye üzerinde takdir edilen bir damme ile merfudur denilir. Sellemtu ala semenin minel müderrisati aynı durum sadece mecrur olur. Mukadder bir kesrayla efendim düşmüş ye üzerinde takdir edilen mukadder bir kesrayla mecrur olduğu belirtilir. Oysa mansup olduğunda fetası gözükür. Evet. İlk problemi burada yaşıyoruz arkadaşlar. Gadi kelimesi hani gadiyen şeklinde temin alırdı ya. Evet. Şimdi semani kelimesi yalın halde efendim semaniyen şeklinde söylenebilir. Sadece semani kelimesinin has bir olgu. Bakınız bu müntehacumu vezine benziyor. Mesela mekatip. Mekatibe benziyor mu? Yani ikinci hece yukarıya çıkıyor. Efendim üçüncü hece kesralı. Efendim mekatibu. Medarisu. Efendim esabi'u. Bunlara müntehacumu vezinleri diyoruz. Müntehacumu vezinleri yalın haldeyken gayrı munsariftirler. Yani temin almazlar. Şimdi semeniye kelimesi gerçekte müntehacumu vezinde bir sözcük değil. Normal bir sözcük. Efendim. Fakat mış gibi görünüyor sanki. Sanki müntehacumu vezinlerindeki bir sözcüğe benziyor. O yüzden Araplar temani kelimesini yalın halde mansup iken hem fetayla tenvinliyorlar hem de gayrı musarif mişçesine tenvinsiz söyleyebiliyorlar. Raytu temaniyen minel müderrisati ya da raytu temaniye minel müderrisati. Efendim bir sözcük yalın olduğu halde temin almıyorsa emin olun o gayrı musariftir. Ya da gayrı munsarif gibi görünüyor. İşte semaniye örneğinde olduğu gibi. Evet, not 8 sayısının has bir durum olarak müntehacumu vezinlerine benzediği için, bak öyle olduğu için değil, benzediği için yalın haldeyken yani el takısı almadığı, muzaf olmadığı durumlarda mansus iken tenvin almayabilir. Yani raytu semaniyen ya da raytu semaniye diyebilirsiniz. Şimdi efendim atıf grubunda biliyorsunuz izafet durumu söz konusu değil. Hani 28 derken buradaki 8 muzaf değil.
önünde el takısı da yok. Yani yalın halde. Yalın halde. Diyeceksiniz ki y'yi niye düşürdünüz? Semani kelimesi gibi efendim gayrimusarif olarak yapıp y'yi açığa çıkarıp semani'yi desenize. Hayır. Bu sadece mansupken söz konusu olabilir. Mansupken. Efendim atıflı sayı 28'de 8 geçiyor biliyorsunuz. 21-99 arasına atıflı sayılar deriz. Çünkü küçük rakam önce sonra büyük rakam gelir. Araya da vav konulur. Yani 28 derken önce 8 sonra 20 diyoruz. 8 ve 20 gibi. Şimdi burada 8 deyince efendim 8 sözcüğü yalın halde kullandığımızda efendim normal mankus isimler gibidir. Çeyat semanin ve işrune müderriseten 28 bayan öğrenci öğretmen geldi. Raytu semaniye ve işrine efendim müderriseten. Evet. Şimdi burada mansup olduğunda bakınız mansup olduğunda işte yalın haldeyken gayrı mustarif gibi muamele görebiliyor. Mansup olduğunda. Merfu ya da mecrur olduğunda değil. Ve yalın olduğunda. Tabii zorunlu da değil. İki ihtimal var. Böyle de yapabilirsin, öyle de yapabilirsin. Ra'aytu semaniye ve işrine müderriseten diyebilirsin. Ra'aytu semaniye ve işrine müderriseten diyebilirsin nasb halinde. Sellemtu ala semanin ve işrine müderriseten ikinci bir okuma şekli yoktur. Y'ye düştüğünde mukadder hareketlerle irab edilir. 11-19'a tekrar dönelim. 21-99 arası atıflı sayılar dedik. Küçük rakam önce gelir. 11-19 arasında da küçük rakam önce gelir. Gelir ama arada vav olmaz. Vavsız. O yüzden 11-19'u arası sayıları mebni sayılar olarak görüyoruz. Ve bunların arasında 18 de geçiyor. Ve orada da 8 var. Peki bu 8 nasıl gelecek? Evet arkadaşlar 4 tane farklı kullanımdan bahsedeceğiz şimdi biz. İlk efendim kullanımdan bahsedelim. Biliyorsunuz 11-19 arası sayılar mebni sayılardır. Feth üzere mebnidir. Dolayısıyla semani kelimesi feth üzere mebni olur. Hangi özne, nesne cer durumunda olursa olsun, hangi durumda olursa olsun semaniye aşrate denilir. 11-19 arası mebni ve feth üzere mebni. O yüzden y'yi efendim fethayla harekeliyoruz. Ve cehet semaniye aşrete müderriseten 18 öğretmen geldi. Ra'aytu semaniye aşrete müderriseten 18 öğretmen gördüm. Sellemtu ala semaniye aşrete müderriseten 18 öğretmene selam verdim diyoruz. 18 sayısındaki 8 rakamı evet mebni olarak fethalı olabiliyor. Tamam mı? Bu yaygın kullanım budur. Bu şekilde. Ama arkadaşlar 18'deki 8'de 3 farklı kullanım daha var. Caizdir. Yani kullanmak zorunda değilsiniz. Tercihe bağlı. Efendim. Yani farklı kullanımları da reddetmiyoruz. Birincisi şu. Şuradaki Y var ya. Efendim. Onu sessiz okuyabiliyoruz. Her durumda yani özne halinde, nesne halinde, efendim harfi cerden sonra geldiğinde yalın halde okuyabiliyor ve cehet semani aşrete müderriseten, raytu semani aşrete müderriseten, sellemtu ala semani aşrete müderriseten diyebiliyoruz. Bu ikinci bir durum söz. Bu ikinci bir durum. Diğeri de şu y'yi düşürüp nunun harekesini mevcut durumda bırakabilir ve semani aşrete müderriseten diyebiliyoruz. Bu da tercihe bağlı. Burada nunun kesral oluşu düşen bir y olduğunu gösterir. Efendim. Yani cehet semani aşrete müderriseten raytu semani aşrete müderriseten sellemtu ala semani aşrete müderriseten diyebiliyoruz. Üçüncü tabii ilkiyle yukarıdakiyle sayarsak dördüncü
tercihe bağlı kullanım da burada y'yi düşürüyoruz ve nun'u efendim kesrasını da efendim hani bu demiştik ya 11-19 arası mevlidir. Fet üzere mevlidir diyorduk ya. Evet y'yi düşürünce bu nun'u da fet alıyoruz. Bu da zorunlu değil bak. 4 tane kullanım var. Efendim 4'ünden birini kullanabilirsiniz. En sık kullanım ve kurallara da uygun kullanım bu. Yani mebni oluşu, yani fetal oluşu. Bunu tercih edebilirsiniz ama istenirse sellemtu caet 18 müderriseten raitu 18 müderriseten sellemtu ala 18 müderriseten diyebilirsiniz. Tamam. Peki burada bir notumuz var. 800 derken. Evet. 800 derken öncelikle şu miye ile ilgili bir açıklama yapayım. Arkadaşlar miye 100 demek. Efendim burada bakınız kesreden sonra elif gelmiş. Yani yanlış yazılmış. Evet ama şimdi şöyle bir sözcük yazacağım. Bunun bilgisayarla yazılmadığını, elle efendim kitapların yazıldığını düşününüz. Şimdi bunu ben şuradaki elifi düşürsem ve doğru yazsam miye şeklinde buna benziyor mu benzemiyor mu? Benziyor. 100 rakamı da önemli. O yüzden minhu'ya benzemesin diye sırf efendim buraya bir elif koymuşlar. Elifli olduğunda miyetun, elifsiz olduğunda minhu şeklinde okunur. Tamam. İşte 100 kelimesinin kendisi sonunda da gördüğünüz gibi ta-i marbutalı. 800 derken ne olacak bu 8? Ta-i marbuta alamaz. Ta-i marbuta almadığında da mankus isim gibi olur. Efendim. 800, 8 tane 100. Burada 100 efendim bir temiz olmuş oluyor, madut oluyor. 700, 800 efendim gibi. Efendim bu 100 sayısı 8 rakamıyla birlikte kullanıldığında yani 800 denildiğinde mankus isim oluyor değil mi? Evet normalde ne olması lazım? Efendim buradaki y ortaya çıkması lazım. Niçin? Çünkü 800 derken oradaki 8 muzaaf, 100 muzaafın ileyi olur. Hatta oradaki 100 çoğul olur. Hatırlarsanız 3-10 arasında sayılan çoğul ve mecrur muzaafın ileyi gelir. Fakat sadece 100'e has bir olgu arkadaşlar 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 derken Araplar 100 rakamını efendim sayısını tekil kullanmışlar. Yani hiç çoğul kullanan yok. O zaman şimdi temeni kelimesi madem muzaaf bu y'ye düşmez. Y ne zaman düşerdi? Yalın halde olduğunda. Evet niye kelimesi de onun muzaafın ileyi. 8, 100 öğretmen derken buradaki 100 8'in buradaki öğretmen 100'ün temizidir. Bakınız. Evet. Yani yeni başlayanlara değil Arapça bilenlere hitap ediyorum. Efendim. Çünkü 100, 1000, milyon, milyar bunlar da efendim temyizini tekil muzafın ileyh olarak alırlar. Mesela 100 öğretmen dediğimizde 100'den sonraki tekil mecrur gelir. Bu da o zaman 800 öğretmen derken semani miyeti müderrisetin dememiz lazım. Değil mi? 800 öğretmen dememiz lazım. Efendim. Cehet semani miyeti müderrisetin raitu semaniye miyeti müderrisetin ve sellemtu ala semani miyeti müderrisetin. Burada semani merfu iken dammesi harfi cerden sonra geldiğinde kesrası takdir edilir. Çünkü y'nin üzerine damme ve kesra ağır gelir. Ama mansup olduğunda raitu semaniye miyeti müderrisetin deriz. Burada herhangi bir fetanın ağırlık durumu söz konusu
değil. Bu arada biz 800 bayan öğretmen dedik. Erkek öğretmen dersek şuradaki 8 bundan etkilenmez. Çünkü 8'in müennes ya da müzekker oluşu, daim marbutalı olup olmayışı peşinden geldiği saydığı şeye, 100'e bağlı. Çünkü 800 diyorum. O yüzden müderris kelimesi erkek olsa da olmasa da fark etmiyor. Zaten 100 sözcüğü kendisi erkek ya da bayan öğretmenini sayma durumunda o da farklılık arz etmiyor, değişkenlik göstermiyor. Yani 100 her zaman müennes olarak geliyor. Peşinden gelen ise tekil mecrur olur. Dolayısıyla 800 öğretmen dediğimizde buradaki 8 niye hep müzekker geliyor? Tayin marbutasız. Çünkü 100'ü sayıyoruz o yüzden. Ce-semâniye-miyeti müderrisin, râitü-semâniye-miyeti müderrisin, sellem-te-alâ-semâniye-miyeti müderrisin. Burada semâni kelimesi az önce de söylediğimiz gibi ref ve cer durumunda bu kadar hareketlerle irapları takdir ediliyor. Mansup olduğunda mankus isimler fethasını açıkça alırlar, gösterirler. Devam ediyoruz. Fakat burada yağının düşürülüp yüz sözcüğüyle bitişik olarak yazılması şimdi 3-9 arasında hani 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 dedik ya. Evet, Arapçada arkadaşlar bu 100 ile o küçük rakamın birlikte yazılması yaygın kullanımdır. Yaygın kullanımdır. Dolayısıyla burada temani sözcüğü de 100'e bitişecek. Yaygın kullanım bu yönündedir. İşte burada y ile ilgili bir durum söz konusu. Bu durumda ya harfi şimdi burada gördüğünüz gibi ayrı yazdık değil mi? Evet. Şimdi iki durumdan daha bahsedeceğiz. Burada bu semani miye'yi birleştirip y'yi düşürüyoruz. Ama y var gibi nun'un kesrası olduğu gibi kalıyor. Böyle bir kullanım var. Ya da nun'un harekesini sanki y yokmuş gibi hiç cümle içerisinde bulunduğu yere göre harekelendirebiliyoruz. Yani bunlar var olan kullanımlar. Demek ki 800 derken buradaki 8 rakamında 3 tane farklı durum söz konusu. Bir, olması gerektiği gibi. Evet. Mankus isim olarak kullanılır. İkincisi y düşer ama nun'un harekesi kalır her zaman. Ya da nun'un harekesi düşer. Cümle içerisinde bulunduğu yere göre bu semen, damme, feta ya da kesre alır. Şimdi bunu tekrar anlatacağız aşağıda. Bu durumda ya harfi varmış gibi nun harfini her irab durumunda kesralamak, yani maksur isim muamelesi yapmak mümkün. Semani miyeti diyebilirsiniz. Failken de, mefulken de mecrurken de. Hani fail, merfu, meful, mansup, harfi cerden sonra gelince de mecrur. Biliyorsunuz irab harekesi şuradaki nas durumunda y'de ortaya çıkıyordu. Ref ve cer durumunda ise takdir ediliyordu. Y zaten düşmüş. Nun hep kesralı. Kullanabilirsin. Ya da 8 rakamındaki ya harfini düşürülüp sahih isimler gibi aşağıda da örnekte de verileceği üzere uygun şekilde harekelemek caiz. Yani mümkün. Tabi cehet fail durumunda merfu iken semenu miyeti müderrisetin raitu semene miyeti müderrisetin ve sellemtu ala semeni miyeti müderrisetin diyebiliyoruz. Buradaki 8 rakamı erkek 800 ile birlikte bir erkek öğretmeni sayacak olursak semen kelimesi de herhangi bir etkilenme olmadığını, bu semen kelimesinin miyeden etkilendiğini söylemiştik. Miye ise müzekker ya da müennes sayılana göre değişiklik arz etmez demiştik. Özet yine tekrarlayacağım. Madud müennes olduğunda 8 sayısı 1.
yalın halindeyken mankus isimler gibi olup ref ve cer durumunda yalın haldeyken ref cer durumunda yesi düşer. Mukadder harekelerle irab edilir. El takılı yeden muzaaf iken bu yeler düşmez. Efendim çünkü temin almaz. Efendim bu yeğenin kesra ve damma alması dile zor geliyor. O yüzden takdir edilir. Ama nas durumunda feta alması söz konusudur. Efendim yalın haldeyken semaniye şeklinde teminlemek mümkün olduğu gibi mütercumuğa benzemesi sebebiyle, bak benziyor ondan olduğundan değil, benzemesi sebebiyle temini düşürebiliriz efendim. Biliyorsunuz gayrimusarifler temin almaz. 18 derken 8 sayısında 4 tane farklı telaffuz şekli söz konusu. En yaygın olanı bizim bildiğimiz semaniye aşrete ifadesidir. Ama istenilirse semaniye aşrete ya da ye'yi düşürüp semani aşrete ya da nunun efendim 11-19 arası mebni olduğu için fethalanması yoluyla semani aşrete denilmesi caizdir. Dördü de 800 derken 8 sayısı hani yüzü saydığı için 8 hep müzekker gelir. Yani tay-i marbutasız gelir. Efendim ayrı yazılabilir. Yani semani miyetin denilebilir. Fakat günümüzde bu fazla kullanılmıyor. Efendim sık kullanım bu değil. Peki sık kullanım ne? Sık kullanım bu yeğenin düşürülüp 8 ile 100'ün birleştirerek yazılması. Tabii birleştirilerek yazıldığında bu ye düştüğü için sık kullanım şudur. Buradaki nun hani kesralı ya efendim. Her zaman her irab durumunda zemani miyetin denilebilir. Çünkü irab alametini ye alır. Ye de yok. Efendim. Ya da bu nunun kesrasını da düşürüp cümle içerisinde bulunduğu yere göre nunu dammelemek, fethalamak ve kesralamak mümkün. Burada yaygın kullanım zemani miyetin denilebilir deriz. Yüz sözcüğünün yazılışına gelince minhu'ya benzediğinden dolayı araya elif konulması efendim eskiden gelen bir gelenek. Belki diyebilirsiniz ki artık bilgisayarda elle yazıyoruz efendim. Evet. Zaten günümüzde elifin olmadan yazıldığı şu şekil yani yaygın günümüzde. Ama geçmişte hep elifle yazılıyordu. Günümüzde elifle yazılış var mı? Var. Fakat elifsiz sanki daha çok kullanılıyor gibi. İkisi de caiz diyebiliriz. 8 rakamının efendim nerede olursa olsun müzekker bir şeyi nesneyi sayması durumunda ise kendisi tay-i marbuta alacağı için hiçbir problem yok. Çünkü mankus isim olmuyor. Sahih isim oluyor. Sahih isimlerde zaten problem yok. Onlar tamme ile merfu, feta ile mansub, kesre ile mecrurlar. Talibun, taliben, talibin örneklerinde olduğu gibi. Efendim istifade ettiğinizi umuyorum. İnşallah çok uzatmamışızdır. Dua ediniz. Efendim.